Pekala, Leo nerede? Onu çok özledim. Umarım randevumuz iyi geçer ama nedense gecikti. Merhaba canım. Emily, çok güzelsin. O kız kim? Teşekkürler, bize içecek bir şeyler getireyim. Onu benim yerime mi seçti? Bu mümkün değil. Bugün harika bir gün geçiriyorum. Bunu bana nasıl yapar? Aa, onun gözyaşlarına dikkat etmeliyim. Neden? Gerçekten neden onun yerine ben acı çekiyorum? Ah evet, ah olamaz. Hayır hayır yapma. Neler oluyor? Aha, bu çok komik. İyi yürüyüşler sevgili çocuk. Bir dahaki sefere böyle şeyler yapmadan önce iki kez düşün. Bana yardım edin. Leo suyu gücendirmemeliydi. Şimdi şiddetli bir tropikal sağanak yağışla karşı karşıya kalacak. Ve konu yeni kız arkadaşıyla ilgili olduğundan durumları toparlaması da epey zor olacak. Ah sanırım onu kaybetmeyi başardım. Hah, sonunda tekrar güneşin tadını çıkarıyorum. Benimle alay etmeyi bırak. Görünüşe göre buna katlanmak zorundayım. Yağmuruyla ruh halimizi bozuyor. Islanacak başka bir yer bulabilirdi. Bütün müşterilerimi korkutup kaçırdı. Hak ettiğini aldı. Daha doğrusu hala almaya devam ediyor. Hayır, kes şunu lütfen. Haha, nasıl istersen. Yaşasın. Ah, yine mi? Böylesi daha da iyi. Ah, bu da ne? Bu benim için mi? Dört elementi villaya davet. Bu ilginç olmalı. Git başımdan pis bulut. Bugün hava çok güzel. Tatlım, iyi misin? Harikayım anne. Sabahları havuzda yüzmeyi seviyorum. Bana tüm gün boyunca enerji artışı sağlıyor. Danny, biraz dinlenme ve ısınma zamanı, sudan çık hadi. Hayır. Daniel, dudakların şimdiden maviye döndü. Çık dedim. Tamam. Her zamanki gibi. Benim de dışarı çıkma vaktim geldi. Bunu yapmanın en iyi yolu. Oo, saçımı mahvettim. Evet, biraz fazla abartmışım gibi. Aha, ne korkunç bir gün. Pekala, dikkatli adım atacağım. Flamingo bir hain. Ama sorun değil, dağılmış saç stilini çabucak düzelteceğim. Benim için sorun değil. Öyleyse hadi yapalım. Evet, havanın gizli güzellik tüyoları var. İşlem tamam. Şimdi anne seni saracak. Yine de bu tüyolar çok gizli sayılmaz. İşte oldu. Mavi dudak sorunu daha hızlı çözüldü. Şilte uçup gitti. Çok şükür çocuk burada. Neden çocuğa yardım etmiyorsun? Hadi biraz güneşlenelim. Hay aksi, biri bu afişi düşürmüş. Kimin afişi bu? Hey arkadaşlar, bu sadece bir afiş değil. Bu elementlerin villasına bir davet. Yani benim için. 3, 2, 1, yayındayız. Merhaba, en sevdiğiniz yemek programı Harika Sosisleri izliyorsunuz. Konuğumuz çok satan Moda Mutfağı'nın yazarı Sophie Brown. Merhaba canlarım, bugün size spesiyelim olan burning chili sosunu nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Pekala Sophie, nereden başlamamız gerek? Çalışma alanımızın küçük bir temizliğinden. Emin misin? Evet evet, tüm bu mutfak aletlerine ihtiyacım yok. Hepsini ellerimle ısıtacağım. Ama sen blender dostum, benimle kalmalısın. İşime yarayacaksın. Pekala, hadi yemeğe geçelim. Sophie, bize hangi malzemeleri kullanacağımızı söyle. Elbette kıl biber, bir küçük biber, biraz zencefil, domates ve kesinlikle acı biber. Bu çok fazla biber demek oluyor. Buranın ana malzemesi bu. Ah, buna bayıldım. O halde acı biberi orta büyüklükte doğrayalım. Bu domates çok küçük. Onu kullanmak gerçekten mantıklı mı? Kesinlikle. Sosumuza hafif bir domates aroması katmalıyız. Bu dokunuşları unutmayalım. Şimdi kısık ateşte karıştırarak pişirelim. Vay! Sophie, ağzımızın suyu akmaya başladı. Sosumuz hazır. Ne yazık ki ilk görüşte koku alamamışız. Emily, denesene. Çok lezzetli. Ve çok acı. Evet, biraz olabilir. Anthony, biraz ister misin? İstemiyor musun? Tamam, pekala. Ah, ancak kendime gelebildim. Bu bizim harika Sophie Brown'umuz.
en çok satan mutfak kitabı, Moda Mutfağın yazarı. Sana bir hediyemiz var, biraz meyve. Sophie, bugün bize geldiğin için teşekkürler. Beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Ah, herkes nerede? Biraz daha sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Pekala, sağlık olsun. Ah, burada bir not var. Bir dakika, bu dört elementin villasına bir davet. Kıyıda yunuslar gördüm. Umarım hala oradadırlar. Sabah mı oldu? Ah, özellikle açık havada uyumak çok tatlı. Ne sevimli bir çift. Leo, benim için biraz çiçek toplar mısın lütfen? Şuradakilerimi. Sorun değil. Ağaçlar neden bu kadar yüksek? Bu işi başaramayacak gibi görünüyor. Zavallı adam. Hah, adama yardım etmeliyim. Onlara ulaşamazsın, çok yüksek. Merhaba, senin için bir şeyim var. Vay, işte bu. Çok mutlu oldum. Yeşilli bayan durumu daha da kötüleştirdi. Hadi gidelim Emily. Ama bu olmaz. Kimse gezegeni kirletmeye cesaret edemez. Er ya da geç kendim halledebilirdim. Genç adam, ambalajı düşürdün. Ne olmuş yani? Çiçek için sağ ol. Anlaşılan beni anlamadı. Pekala, ona bir kez daha kibarca soralım. Umarım bu sefer anlar. Ne? Aa! Şu ambalaj meselesi yine. Pekala, atacağım, tamam. Güzel. Attım. Buraya kadar sabrım tükendi. Görünüşe göre Leon'un başı büyük dertte. Toprağı kızdırmamalıydı. Aa, harika kokuyor. Aa, aa. En azından şimdi yerlere çöp atmanın ne kadar kötü olduğunu öğrenecek. Evet evet, ben de çöpü alıyordum. İşte bir daha olmayacak, söz veriyorum. İyi günler. Evet, şimdi kesinlikle güzel bir gün olacak. Bu da ne? Daha fazla çöp mü? Hayır, bu villaya bir davet. Neden olmasın? Vay, neredeyim ben? Siz kimsiniz? Buraya nasıl geldik? Şaşırtıcı bir şekilde dört elementimiz daha önce hiç karşılaşmamıştı. Onları bu gizemli villada kim topladı? Onları burada neler bekliyor? Ben buraya davet edildim. Tıpkı benim gibi. Ben de bir davetiye aldım. Bu elementler için bir villa. Ben ateşim. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Demek sen havasın. Vay, benim elementim de toprak. Vay, sen de suyu mu kontrol ediyorsun? Demek ki biz dört elementiz. Peki ama burası neresi? Bizi buraya kim davet etti? Her ihtimale karşı birlikte kalmamızı öneririm. Bakalım arkada ne varmış? Burası çok güzel. Sanırım buraya dinlenmeye ve eğlenmeye davet edildik. Çok komik görünüyorlar. Biraz serinleme zamanı. Burası çok sıcak. Soğuk bir şeyler içmek istiyorum. Görünüşe göre kızlar zaten ortak bir dil bulmuşlar. Sonuçta her biri doğanın bir parçası. Peki gerçekten buraya sadece biraz dinlenmek ve eğlenmek amaçlı mı davet edilmişler? Her şey çok şüpheli görünüyor. Hadi biraz eğlenelim. Ah, sıcak. Vay, su nasıl bu kadar çabuk ısındı? Anlaşıldı. Bu Sophie'ydi. Hadi ama bu sadece şakaydı. Hava çok sıcak ve ateş yeteneğinle durumu daha da kötüleştiriyorsun. O da kimdi? Burada yalnız değiliz. Kızlar, korkuyorum. Burayı sevmedim. Merhaba. Sizi kandırmak çok kolaydı. Muhtemelen size neden ihtiyacım olduğunu merak ediyorsunuzdur. Yüzü çok tanıdık geliyor. Şimdi anladım, o yemek programındaki sunucu. Onu daha önce de bir yerde görmüştüm. Biliyorum, havuz kenarında çocuğu olan kızdı o. Bu doğru. Onu ben de tanıyorum. Sevgili Leo'mu benden çalan oydu. O çok kötü biri. Bekle, onunla daha önce tanıştım. Çiçeği verdiğim kızdı bu. Hey, beni dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz? Kızlar, savaşmalıyız. Evet, güçlerimizi birleştirirsek bize karşı hiç şansı yok. Tam olarak beklediğim şey de buydu. Kızlar, kızlar, güçlerinizi unutun. Sihirli kutumda sizin güçleriniz var. Buna inanmıyorum.
Ah hayır, elementlerin büyüsü artık gerçekten işe yaramıyor. Nasıl yani, bu mümkün değil. Şimdi ne yapacağız? Koşun! Michelle! Seni saklayacağım. O sana yardımcı olmayacak. Nasıl bu kadar sap olabiliriz? Arkadaşlar, bu kötü kadına yardım etmeyin. Ona nerede olduğumuzu söylemeyin lütfen. Artık tüm güçlerine sahibim, buraya gel. Evet hanımefendi. Bunu güvenli bir yere koy. Ah pekala, o ezikler nereye gitti? Çocuklar, bana elementlerin nerede saklandığını söyleyin. Yorumlarda bana bildirin, tamam mı? Şimdi gitmeliyim.